almayayım. Ne çekeceğimizi buldum. Anlat bakalım neymiş bu? Abi olay çok basit. Biz etkinlik başkanını kovalayacağız. 3 ya da 4 etkinlik olsa yeter. Buralarda gördüğümüz her şeyi çekeceğiz. Sonra başkanı alacağız. Böyle manzaralı bir yer olur, yeşilliklerin içinde olur, hiç fark etmez. Yani bir nevi çektiğimiz görüntülerin başkanın üstüne konuşacak. Hem çektiğimiz görüntülerden klip yaparız. Sosyal medyada yayınlarlar. Hem de tam bir program çıkartırız. İstersek kayıt almak yerine canlı yayın bile yaparız. Bir taşla iki kuş. Hem biliyorsun yani kendi tarzımızda 10 numara çekeriz ya. Ne diyorsun? Herkesin yaptığı bir şey. Gökhan bunu ben ne yapayım? Daha basit de düşünebiliriz. Misal örnek vereyim. Belediye başkanla gençleri buluştururuz. Bir parkta otururlar. İşte kola çekirdek yapar. Daha samimi, daha gerçekçi bir ortam olur. Sohbet, muhabbet gibi akar. İşte gençler soru sorar başkana. Otururken güzel olur. Başkana sorular sorduktan sonra da hem daha gerçekçi olmuş oluruz hem de gençlikle elimizde tutmuş oluruz. Bence daha mantıklı. Hani şu zamanlar böyle videolar daha çok gidiyor. Bravo. Amerika'yı yeniden keşfettin Kadir. Yok muydu başka bir şey? Muhtarları almamız lazım. Belediye başkanlarını muhtarlara, mahalleliye sormamız lazım. Muhtarların belediye başkanları hakkındaki görüşlerini almamız lazım. Belediye başkanları insanların kendileri hakkında neler söylediklerini merak ediyorlar. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Mahallelere gitmemiz lazım. Muhtarlara girmemiz lazım. Hangi mahallede ne yapmışlar onu öğrenmemiz lazım. Yerinde, mahalleliye de, muhtara da belediye başkanını sormamız lazım. Acaba elimizdeki ekipmanlar bu işi çıkarır mı? Bir prodüksiyon firmasında olması gereken her şey var. Işıklar, kameralar, ses kayıt cihazları, mikrofonlar, her şey var elimizde. Bu işi yapabilecek kapasitedeyiz. Peki sen mi sunacaksın yoksa bir başkasını mı bulacağız? Kaliteli, presentable, halkın dilinden anlayacak birisinin olması şart Kadir. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Redaktör Haber ailesi olarak 2024 yerel seçimlerine 5 ay gibi kısa bir süre kala sokak sokak halkın nabzını tutuyoruz. Şu an Sincan'dayız. Mahalleli Konuşuyor programımızın ilk durağı Gökçek Mahallesi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve hizmetlerini mahallelilere sorduk. Bakalım halk neler söyleyecek?